Ben 50 yıldır milli piyon kalıyorum, daha çıkmadı ki. Yerim kafayı. İtalya'ya giderim. Güzel makarnaları var oranın. Hanımı değiştir, bakkalı da yenge. Bitiririm yani. Ben pek parayla işim yok. Ülke değiştiririz. Hayır, ben Türkiye'de kalırdım. Yine akrabalarım çıkardı. 10 milyon çıksa 5'ini bağışlarım. 5'i zaten yeter bize. Ben Kur'an kurslarına yardım ederim. Çıkarsa hep arkadaşlarımla beraber dünya turuna çıkarım herhalde. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte milli piyango çekilişleri de hız kesmeden devam ediyor. Bu sene büyük ödül tam 200 milyon TL. Çeyrek biletler 50, yarım biletler 100, tam biletler ise 200 lira. Bakalım halkımız milli piyango çekilişine katılmış mı? Eğer onlara çıkarsa hayalleri neler? Hep birlikte izleyelim. Dağıtırım herkese. Bir kısmını kendim alırım. Aldığınız kısmıyla ne yaparsınız? Değerlendiririm yani. Bir iş kurarım herhalde. Bana çıkmaz. Ben 50 yıldır milli piyango alıyorum. Daha çıkmadı ki. Çıkarsa hayali olarak. Çok para. 200 milyon. Yerim kafayı. Falan kurmaz mısın abi? O zaman düşünürüz gelsin. Ben şimdi gideyim bir bilet alayım. Hiç almadım hayatımda. Almayacağım yani. Neden? Şansımız yok, öyle söyleyeyim yani. Çıkacağına inanmam. Dünya turuna çıkarım. Nereye giderim? Amerika'ya giderim. İtalya'ya giderim. Güzel makarnaları var oranın. Kıbrıs'a giderim. Yunanistan'a giderim. Adaları dolaşırım yani. Dünyayı... Aldın mı bilet? Hiç de almadım. Almayı da düşünmüyorum çünkü. Ana. Hanımı değiştir. Bakkalını da yenge. Valla milyon piyango. Yok okul yaptırıyor cami. Hayır yaparım. Evet. Aldın mı? Yok almadım ama bakalım bir sene alacağım bir. Değerlendiririz ama fakir fukarayı çok sevindiririz. Ne yaparım? Türkiye'den giderim. Makedonya'ya. Eşim orada. Aldınız mı bilet? Aldım. Çıkmayacağı için hiçbir şey yapmam. Önce okul yaptırırım. Hastanelere yardım ederim. Özellikle onkoloji hastanelerinin bölümlerine yardım ederim. Aletlerine yardım ederim. Pek parayla işim yok. Çocuklarımla güzel bir geçimimi sağlarım tabii ki de. Hayatını, çocuklarımın okul masraflarını falan. Her şey alırız yani hemen şöyle. Ne yapalım? Almadın mı bilet? Almadım ama alacağım. Çeyrek düşünüyorum. Bilmiyorum, çok fazla şey var. Ne yaparsın? 200 milyon TL. Çok para. Eğitim için harcarım ya. Yurt dışına gitmek isterdim. Nereye gitmek isterdin mesela? Sırbistan'a gitmek isterdim. Avusturya'ya gitmek isterdim. Direkt ülke değiştiririz. Nereye gideriz? Sen değiştirmez misin? Hayır, ben Türkiye'de kalırdım. İsveç'e gitmeyi düşünürdüm. O giderse giderdim. Araba alsat yapardım ben. Arama para katardım kesin. Yeni akrabalarım çıkardı. Ev, araba. Klasik şeyler ya, öyle çok uçukta gözüm yok. Çıkınca düşünürüz. Henüz bir tasarladığım bir fikir yok. 200 milyon çıkarsa ne yaparız? Şimdiden düşünmek şey olur. Harcarım abla. Kıyafet falan alırdım. Ne yaparız milli piyango bize çıkarsa? Hep beraber yine gezeriz. İzmir'e geldik. Nereden geldiniz? Bartın'dan geldik. Hoş geldin. Çıkarsa hep arkadaşlarımla beraber dünya turuna çıkarım herhalde. Olarak gezeriz. Nereye gidersiniz dünyada? Avrupa, Amerika. Her yer. Hepsine gideriz. Tüm dünyadaki erişemeyenleri biraz dağıtmak isterim. Tabii ki kendim de gezmek. Hayatım. Tabii ki kendim de gezmek isterim. Ama sokakta kalanlara, okuyamayan çocuklara daha bir... Kız çocuklarına. Evet. Daha güzel bir eğitim almaları için. Bilmiyorum, o anki duruma bağlı. Sadece ihtiyacı olanlara yardım ederim. Gerçekten de bazı yerlere yardımda bulunurum. Lösemi hastası çocuklar var ya, onlara elimden geldiğince yardım yaparım. Ben Kur'an kurslarına yardım ederim. Çoluğuma çocuğuma ev alırım. Kendime mesela evim yok. Atıyorum 10 milyon çıksa 5'ini bağışlarım. 5'i zaten yeter bize. Tabii ki de yurt dışına gitmek olur, gezmek olur. Yani farklı etkinlikler yaparım. Hayalimdeki şey şu an en büyük hayalim yurt dışına çıkmak. Hangi ülkeye gidersin? Aklımda Malta var. İsviçre falan da olabilir. Malta, İsviçre ya da belki şey Fransa'ya falan giderim. Gezerim, tozarım. Orada kalır mıyım, kalmaz mıyım? O konuda pek emin değilim ama. Çok paran var. Onu sonra karar verirsin zaten. Aynen. Ama öncelikle yani yurt dışına gidip böyle iyice böyle bir gezmek var. Yatırım falan yapmaz mısın? Yatırım yani şöyle hani geleceğimle dair bilmiyorum ne yaparım. Ya asla böyle bir iş yeri falan açmam. Onun şeyine girmem açıkçası. Yani önceliğim gezmek olur.